Peki çetrefilli sorular sormadığını o yüzden sorayım. Yeşil Sol Parti'nin altılı masaya ya da işte Millet İttifakı'na verdiği destek bir şarta şurta bağlı mı, yoksa sadece ve sadece bir demokrasi adına vermiş destek mi, yoksa arkasından Erdoğan'ın ve AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'ndaki bazı bileşenlerin iddia ettiği gibi işte Öcalan'ın serbest bırakılması şu gibi falan gibi koşullarla verildi bu destek? Şunu söyleyeyim, perde arkasında ne olup bittiğini bilemem ama şunu söyleyeyim, böyle bir karşılıklı şu şartla ben destekliyorum, tamam o şartı ben yerine getiriyorum gibi bir pazarlığın olduğuna inanmıyorum, ihtimal de vermiyorum. Yok böyle bir pazarlık yapamadı. Yani. Yok, hayır. Peki bugün deniyor ki bütün bu şeyin hedefi Erdoğan'ı devirmek, AK Parti iktidarı alaşağı etmek diyor iktidar. Kötü bir şey değil ama bu. Bu nasıl bir suçlama mesela? Bu ne demek? Ya hakikaten ben bundan bir şey anlamadım. Neyi anlamadın? Yani diyor ki karşımızdaki bu altılı masada Millet İttifakı'nın tek hedefi ve onlara verilen desteğin tek hedefi Erdoğan'ı indirmek diyor. Tek hedef değil bu, başlangıç adımı. Asıl hedef bir ön şey, ön koşulu. Yani Türkiye Erdoğan'dan kurtulmadan tünelin ucundaki bir ışık yanmaz. Bir o umut, ne ışığı? Umut ışığı. Türkiye'nin yeniden değişimi için bir umut ışığının yanması. Erdoğan gitmediği sürece böyle bir umut ışığı yanmaz. Erdoğan gittikten sonra Türkiye'yi yeniden değiştirmek, bu düzeni, bu çökmüş, çürümüş düzeni değiştirmek için bir adım bu. İlk adım. Ondan sonra da biz Erdoğan'dan kurtulduk deyip el kol böyle kavuşturup beklenecek değil. Olur mu öyle şey? Yani nedir? Ondan sonra da şu altılı masa bilmem kaç sayfalık bir mutabakat hazırladılar. Altını hepsini imzaladılar. Hatta yargının bağımsızlığıydı. Özgürlüklerdi. Ondan sonra hukuk devletiydi. Demokrasiydi. Ondan sonra bütün bunlar yazıldı hepsi. Ekonominin yeniden dönüşümü. Hatta bir yerde orada bir de hükümet programı yazıldı. İlk defa oluyor bu. Bir seçimden önce hükümet programı dahil böyle bir program hazırlanması. Aynı şekilde HDP'nin, Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgelerine baktığın vakit gayet güzeldir ve demokratik programlardır. Sadece Erdoğan'ın gidişi değil mesele. Erdoğan'ın gidişi bir başlangıç. Sonrası var. Kolay mı? Değil. Yani hedef aslında iktidarı değiştirmek. Bu da demokrasilerde zaten herhalde beni devirmek için ortaklık yapmayacaksınız. İktidarda kim varsa yani, onu devirmek için. Yani şeyde demokrasiler bir yerde iktidardaki partinin devrilmesiyle başlıyor. Yani odur demokrasi. Amaç odur zaten. Yani evet. Muhalefetin amacı iktidarı değiştirmektir. Evet. O yüzden bunu bir suç gibi görmek. Evet. Peki son günlerde iktidar kanadının diyor ki bu seçimler bir darbe girişimidir diyor. O nedir? Onu oradan sen ne anlıyorsun? Korkunç bir şey biliyorsun. Sadece İçişleri Bakanı bunu bir darbe olarak nitelemedi. Bir de dün sanıyorum Erdoğan'ın sözleri var. Yani Erdoğan da kalktı dedi ki Kılıçdaroğlu'nu seçmek demek bir yerde, ondan sonra o da bir yerde darbedir demeye getirdi. Bunu kabul edemez Türk milleti de. Ne demek yani seçim sandığından milletin oylarıyla çıkan bir iktidar nasıl oluyor da kabul edilmiyor? Nasıl oluyor da bu darbe anlamına geliyor? Aslında darbenin kendisini yapan Erdoğan'dır. Erdoğan'ın yaptığı Türkiye'de seçim sandığından çıkıp bir sivil darbe düzeni kurmaktır. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra. Sivil darbe düzeni de seçim sandığından çıkıp bütün zamanın, sadece Türkiye'de değil birçok yerde var, zamane diktatörleridir bunlar. Zamane diktatörlerine seçim sandığından çıkmışlardır.
ve demokrasiyi sadece seçim sandığından ibaret görüp tek adam olarak ne hukuk devleti tanımışlardır, ne yargı bağımsızlığı tanımışlardır, ne özgürlükler tanımışlardır, hiçbirini tanımamışlardır. Şimdi, ve bunlar ona cevabını verirsin. Şimdi sen böyle deyince veya ben böyle deyince diyorlar ki sizin bugün bunları konuşabiliyor olmanız bile aslında Türkiye'de bir diktatörlük olmadığını veyahut da bir demokrasi olduğunu gösteriyorlar. Çok, çok klasik. Yani askeri yönetimler zamanında da Türkiye'de böyleydi. Ondan sonra bugün de tek adam yönetimlerinde de böyledir. Peki konuşamayanlar nerede? Hapishaneler gazeteci dolu. Hapishaneler siyasetçi dolu. Selahattin Demirtaş, Kavala. Hapiste Osman Kavala. Ve bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, uluslararası mahkemelerin kararlarına rağmen içerideler. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten binlerce insan içeride. İçeride değil de davalı. Dava ve içeride olanlar da var. Öbür tarafta şeye bak. HDP %50'lerle, 60'larla, 70'lerle belediye başkanlıklarını kazandı. Hepsi kayyuma verildi. Yani o tam bir devlet darbesidir. Peki şimdi böyle baktığın zaman bütün ve binlerce Kürt siyasetçi hapiste. Peki bütün bunlara bir sürü insan da yurt dışında sürgünde yaşamaya mahkum. Tamam, bunlara baktığın zaman bir yandan bunu söylüyorsun ama bir yandan baktığın zaman mesela şimdi 2015'te 7 Haziran seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşayanları, seçmenleri, oy verenler AK Parti'yi aslında iktidardan indirdiler. Evet. Ama AK Parti'yi yeni iktidara taşıyan senin Kandil'de gidip görüştüğün o insanlar oldu. O gün o terör başlamasaydı Erdoğan'ın bir sonraki seçimi büyük farkla kazanması sence mümkün olabilecek miydi? Şimdi orada bir dur. Doğrudur. PKK ya da Erdoğan'ın o zamanki şeyine cevap verip savaş yolunu kabul etmesiyle o dönemde hakikaten Erdoğan'a büyük bir destek vermiş oldu. Bugün de baktığın zaman veriyorlar aslında. Bir dakika. Önce orayı bitirelim. Hı hı. Fakat şunu unutma. Yani o dönemde o şeyin başlamasında, savaşın yeniden parlamasında soru işaretleri var. Biliyorsun orada polislerin ölü bulunması. Kim? PKK üstlendi daha sonra onu. Üstlenmedi, hayır. Ben de üstlenmedi diye biliyordum. Üstlenmedi. Ve orada o o kıvılcım başlattı yangını. Anlatabiliyor muyum? Yani orası da karanlık bir durum. Ama bununla birlikte PKK'yı ben de o dönemde eleştirdim. Çünkü bir yerde Erdoğan'ın kurduğu bu oyuna düştü. Ya da tuzağına düştü. O yüzden de Erdoğan o Türkiye yeniden kana bulanınca 1 Kasım'da büyük farkla kazandı. Büyük farkla kazandı. Evet. Bugün de baktığın zaman PKK'nın lider kadrosu dediğimiz kadro benzer bir şekilde iktidarın ya da Cumhur İttifakı'nın tezlerini doğrulamak istercesine bir takım açıklamalar yapmıyor mu düzenli bir şekilde? Ne gibi? Millet İttifakı'nın sanki kendilerine bağlı bir ittifakmış gibi algılanmaz. Allah'ını seversen yani Millet İttifakı'nın ondan sonra Kandil'e, PKK'ye bağımlılığını falan iddia etmek biraz tabii ki olmaz abes, böyle ama bir şey. Yok öyle bir öyle şey. Anlaşılır.